diz kireçlenmesi, diz eklemini oluşturan kıkırdağın kaybına verilen addır. Biz ona tıp dilinde gonartroz diyoruz ama halk arasında diz kireçlenmesi olarak ifade ediliyor. Diz problemiyle bize gelen hastaların muayenesi, çekilen grafileri, MR'ları sonrasında hastanın dizinin durumuyla ilgili kafamızda bir durum oluşturuyoruz. Daha sonra hastanın o mevcut durumuna göre bir tedavi planı yapıyoruz. Bu tedavi planı hastaya ağrı kesici kullandırma, kaplıca sıcak su tedavileri, kilo kontrolü, egzersiz ve yürüyüş egzersizleri, kıkırdak besleyici ilaçlar, eklem içi kayganlaştırıcı sıvılar, eklem içi kortizon enjeksiyonu, fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarıyla başlıyor. Eğer bunlara rağmen hastamızda tedavi sağlayamıyorsak, o zaman hastamıza artroskopik cerrahi düşünüyoruz. Yani kapalı ameliyatla müdahale düşünüyoruz. Eğer hastaya yapılacak müdahale, artroskopik müdahale ile tedavi sağlayamayacağımızı düşünüyorsak, o zaman hastaya total diz artroplastisi dediğimiz diz protezi ameliyatı uyguluyoruz. Tabii bu arada günümüzde PRP ve kök hücre tedavileri çok konuşuluyor. Onları da uygun hastalara yapıyoruz. PRP uygulaması dediğimiz yöntem, hastadan kan alıyoruz. Bir ayın içinde 3 kez olmak üzere o kandan elde ettiğimiz plazmayı hastanın dizine veriyoruz. Kök hücre dediğimiz şey halk dilinde PRP olarak algılanıyor, ancak kök hücre tedavisi PRP değil. Kök hücre tedavisini ameliyathane şartlarında hastadan aldığımız yağ dokusundan elde ettiğimiz zenginleştirilmiş kök hücrelerin eklem içine verilmesi şeklinde uyguluyoruz.